Sayın Bakanım teşrif ettiler. Hoş geldiniz efendim. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, değerli Çanakkale'li hemşerilerim, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu akşam bu güzel salonda bizlere bir büyük konser verecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü korosundaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlar da hoş geldiler, sefalar getirdiler. Sabah biliyorsunuz ben biraz Çanakkale'li sayılırım. Sabahtan beri Çanakkale'de çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Önce 9 Ocak 1916'da İtilaf Devletleri'nin son kalan unsurlarının da tarihi Yarımada'dan Çanakkale'den çekilip gitmelerinin 102. yıl dönümü dolayısıyla Settülbahir köyünde bir tören düzenledik. Arkasından Settülbahir Kalesi'ni ziyaret ettik. Arkasından öğleden sonra Akbaş şehitliğimizin açılışını yaptık. Az evvel akşam üzeri tarihi Yarımada'daki farklı şehitliklerle ilgili güzel bir proje yarışmasının ödüllerini, mansiyon ve ilk beşe girenlerin mimarlarının ödüllerini verdik. İnşallah tarihi Yarımada'da çok daha güzel şehitlikler yapılması için düğmeye basmış bulunuyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Böylesine büyük bir tarihi zenginliğe, çeşitliliğe, kültüre sahip olan dünyada çok az millet vardır, belki yoktur. Bu büyük milletin bir ferdi olmaktan dolayı Allah'a hamd ederiz. Ve hepimiz Allah'a şükrederiz ki biz bu aziz milletin bir ferdiyiz. Hep beraber birlikte Türkiye'yiz. Tarihi Yarımada'nın neresini gezerseniz gezin. Hatta Çanakkale'nin bu Anadolu yakasının da neresine gezerseniz gezin. Çok sayıda şehitlik var. Çok sayıda şehidimizin ayak izi var. Bu salonda bulunanların ve belki de Türkiye'nin birçok tarafındaki vatandaşlarımızın ailesinden, dedelerinden, babalarından, aile büyüklerinden şehitlerimiz var. Onların hatıralarını yaşatmak bizim boynumuzun borcudur. Bunu sadece tarihi bir takım sorumluluklar bakımından söylemiyorum. Tarihi okumak bakımından söylemiyorum. Bir asır evvel aslında dünyada ne olduysa bugün de isimler değişmiş olmakla birlikte aynı şeyler oluyor. Bir asır evvel bu vatanı işgal etmek, bu bayrağı indirmek, İslam'ın son kalesi olan Türkiye'yi fethetmek, Osmanlı'yı diz çöktürmek ve tarih sahnesinden silmek isteyenler pılısını pırtısını toplayarak cesur kahraman ecdadımızın karşısında yenilerek gerisin geriye gittiler. Ancak emelleri, bu ülke üzerindeki emelleri duruyor. Görüyorsunuz çeşitli vesilelerle emellerini tekrar bu milletin üzerinde uygulamaya çalışıyorlar. Bunun için terör örgütlerini kullanıyorlar. Bunun için Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bunun için FETÖ'cü hainler marifetiyle Türkiye'de darbe yaparak millete diz çöktürmek istiyorlar. Nasıl bir asır evvel bu millete karşı hesabı olanların hesabı devam ediyorsa, bir asır evvel kahramanca direnen ecdadımızın torunları da aynı cesaretle, aynı kararlılıkla milletine, devletine, bayrağına, dinine sahip çıkmaya devam ediyor. Burada Anafartalarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Jolt Bayırı'nda, Kanlı Sırt'ta, büyük Anafartalarda verilen o büyük mücadelenin torunları bugün de 72 düvele karşı mücadeleye devam ediyor. 15 Temmuz'da Seyit Çavuş karşıda. Nice Seyit Çavuşların olduğunu gördük. Seyit Çavuş 240 okkalık gülleyi sırtına aldığı gibi topun ağzına sürdü ve en büyük gemiyi, düşman gemisini imha etti. Aynı şey oldu mu? Bir asır sonra yine oldu. Koskoca zırhlı tankların altına yatan, vücutlarıyla tanklara siper olmaya çalışan genç evlatlarımız 15 Temmuz'da milletimizin kahramanlığını cümle aleme gösterdi. 15 Temmuz'da uçaklara karşı yumruklarıyla, attıkları taşlarla cesaretini gösteren aziz milletimizin evlatlarını takdirle, şükranla hatırlıyor, yad ediyoruz.
şu karşıda ve buralarda, tarihi yarımadada ve burada 250 bine yakın şehidimiz oldu. Bir asır geçti, bu sefer de 251 tane şehidimizi 15 Temmuz günü şehit verdik. Ömer Halis Demir başta olmak üzere bütün şehitlerimizi de rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Çanakkale bizim için sadece kurtuluşun başladığı yer değildir. Çanakkale bizim için milli onurumuzun, milli şuurumuzun, milli benliğimizin ve milli birliğimizin yeniden inşa edildiği yerdir. Onun için Çanakkale'de olmak, Çanakkale'de sizlerle beraber olmak bizim için büyük bir iftihar vesilesidir. Bu akşam burada bir destan, Çanakkale destanını burada türkülerle, müziğin o evrensel tınılarıyla yeniden hatırlayacağız. Yeniden bir olduğumuzu göreceğiz. Türkülerin o güzel sesleri, ezgileri eşliğinde beraberliğimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi hatırlayacağız. Onun için bu organizasyonu yapan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Katılan bütün sanatçı kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum, alkışlıyorum. Sizlere de katılımınız dolayısıyla teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyoruz. İkrarlarımı sunuyoruz efendim.